Münir Ada hapishanesinde tutulan Sayın Abdullah Öcalan ile diğer 3 mahpus arkadaşın yıllardır tecrit altında olması ve yaklaşık 2 yıldır haber, 2 yıl aşkın süredir haber alamama halinin devam etmesiyle Türkiye'de ve Kürdistan'da yayılan tecrit politikası söz konusudur. Tecritin sonlandırılması ile Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözüm talebiyle hapishanelerde siyasi mahpusların 27 Kasım'da açlık grevine başlamıştır. Daha sonra bu süreç 4 Nisan tarihiyle bu eylem farklı bir boyuta evrilmiş, aile görüşüne ve mahkemelere çıkamama şeklinde devam etmektedir. Artık böyle asla kendinizi güvende hissedemeyeceğiniz, başınıza ne geleceğini kestiremeyeceğiniz mekanlar türedi. İşte ben iddia ediyorum, diyorum ki Türkiye'de ve hatta biraz daha fazlasıyla uluslararası cephede bu tip hangi hukukun uygulandığını bilmediğiniz, statüsünün ne olduğu belli olmayan mekanların ilki İmralı'dır. İlki orasıdır. Hangi hukuka tabi, hangi yasa orada geçerlidir, hangi merkez tarafından yönetilmektedir, hangi kuruma bağlıdır asla bilemezsiniz. Bu bahsettiğim mekanların hepsi belli özellikler üzerinden işler. Olağanüstü ve istisnai bir yetkiyle yönetilirler. Herhangi bir denetimden muaftırlar. Buralarda yasallıktan bahsetmek anlamsızdır. Buralar tamamen asimetrik biçimde örgütlenmiştir. Mutlak, zerresel bir iktidar her şeye tahakküm kurar. Ve tamamen belirsizlik ve öngörülemezlik içinde tutmak üzerinden işler. Kaba hatlarıyla İmralı sisteminin ana özellikleri bunlar. Bunun haricinde İmralı'da gerçekleşen bu tecritin boyutlarını ben buradaki arkadaşların hani basından ve kamuoyundan takip ettiklerini düşündüğüm için çok tekrara girmek istemiyorum. Yani İmralı'da hiçbir zaman tecrit ortadan kalkmamıştı. Yani kurulduğu günden bu yana orada sistematik işleyen bir tecrit vardır. Bir kere oradaki tecritin en temel özelliği tek kanallılık. İmralı'da asla birden fazla kanala izin vermediler. Yani buradan şunu kastediyorum. Belli dönemler avukatlar giderdi. Avukat dışında hiç kimsenin erişimine müsaade etmezlerdi. Daha sonra bir çözüm süreci diye bir süreç oldu. O süreçte siyasi heyetleri 2-3 ayda bir götürmeye başladılar. O heyet başlar başlamaz avukat görüşmelerini kestiler. Yani avukat o zaman ona da izin vermediler. Öcalan'la Mandela'nın en büyük benzerliği burada başlar. Hani bugün çokça eleştirilen, neden hala bir arada yaşama, işte bu yüzden. Yarın birbirini kesmeden, birbirinin kanına, birbirinin boğazına sarılmadan, birbirine üstünlük taslayamadan yaşayabilmenin yolunun taşlarını örmektir. Esasen yapmaya çalıştığı şey. Bugün Azerbaycan'la Ermenistan iki ayrı ülke değil mi? İkisi de iki ayrı ülke. 35 senedir savaşıyorlar. 35 senedir birbirlerini kesiyorlar. Ya da Orta Doğu'daki diğer ülkeler. Tek başına yetiyor mu? Ama bir arada yaşama kültürü yok. Dolayısıyla Öcalan'ın da bu ülke için, bu bölge için, Sayın Öcalan'ın ihtimali, tarihsel fırsatı budur. Bazılarımızın inatla, ısrarla bu seçeneği güçlendirme vurgusunun sebebi de budur. Onun özgür ve eşit muhataplığı, Türkiye, Kürdistan coğrafyası ve halklarının giderek tüm Orta Doğu'ya emsal oluşturacak nitelikte bir arada yaşama geleceğinin anahtarıdır. Hukuka nav devleti une çava penase bikin, hukuka Türkiye une çava penase bikin. Lüve dereci hukuk bidda alite meşandı. Ne teneş bu mijara tecda serrezdar Öcalan. Mijara mesela kurda ciddi hukuk demeşandı. Yek hukuka fermiye, yek ji hukuka dervi fermiye deyi. An en bahsa siyaseta Türkiye dikin, bahsa kayyuma dikin, bahsa girtina siyaset madarin kur dikin, bahsa tekoşina hapsu zindana em dikin, protesto yek mezzinle hapsu zindana heyi, jibo tecda serrezdar Öcalan, tek hevditinin be malbat ara çenabe, be parezer ara çenabe, bir yiyen telefon ara malbatı yukarı hevditine pek nainin, le mıkabın bala pergala Türkiye nakşini, jibo çi nakşini, dervi hukukayı. Hukuk lübedere derbas ne yapı? Jibu kayyuma jibu bir şekli. Lı kepeze Ankara bir şekle gidip de meşandın.
le jole mergulu Kurdistan'a bir şekilde gidi temeşandı. Ev rastı hakikat ken güvere penase kirin eme halka da nav devleti ji segname lika da nav devleti ji evere nikaş kirin. Jibu ve em dibeşin em vat dışına nikaş bikin. Em servat dışına henek betir dışına peşkin. Rastı parezerin kurda gelek gelek zede bu. Jibu betir ne hakili van dibe. Be sedam be hazaran ana parezerin kurda heyi. Jibu çi? Jibu pevistiya kurda bu hukuka heyi. Jibu ve zarokin kurda dibin parezer. İroji sınav heyi. İhtimal ekmezin. Encami ve sınavaj gelek zarokin kurda eherin seri be qada hukuka bedin. Beşa hukuka bukunin. Lüveder kurd dervi hukuka hatine meşandı. Siyasetek bivi şeklinde meşandı. Le carna henek Ali nav kurdaraşı duğazın rezdar öcalan hatta vici bir kirin bedin. Zane jüve dere gavere avetin. Ana gotun siyaset bıra nerm bebe. Siyaset bıra asayi bebe. Nerm buna siyasette Türkiye sar abori bu. Helveşandınak abori jiyandike. Normal buna ve asayi buna ve hevdidina bir rezdar öcalan. Kengi rezdar öcalan bebe. Kengi tekili çebebe. Kengi hevdidin çebebe. Ve deme bandora habike. Ve deme peşiyat dışına ve be asayi bun çebebe. Le mıkabın ve gavı ev dışta tüneyi emji betir ser hukuka du ali em bimeşin. Eme teşhir bikin le her dere bi siyaset. Le heza herimezin, cevhara herimezin siyaseta bi gel rayı. Jiyankırna ve maneviyatı, fikr vuramani, felsefe, paradigmaya rezdar öcalancı, ser ve ernigariya modela her imezini, dve modele de je herkesiyle jiyan heyi, gellek netev nasname, gellek baveri ol, karın bin ve sivane de jiyan bıkı, ha ifade bıkı, bici. Bu bir şekli eme karu khabati, ha bimeşinin tecrüde ser rezdar öcalancı, je diplomasiye betir, je danu ustandinin jor betir, bile xodi derketina gel, le xodi derketina siyaset, rastiye hakikata kurda da çare ser bugün.